Bizim gibi ülkelerde siyaset kurgulanır. Siyaset tesadüfe bırakılamaz. Hakan Fidan MİT müsteşarlığından şeye çıkınca, Dışişleri Bakanı olunca, İbrahim Kalın da MİT Başkanı olunca o güne kadar çok merak etmemiştim. İbrahim Kalın'ın daha önce neler yaptığına baktım. Yani hemen Erdoğan'la yolu nerede çakışmış, ne zaman başlamış ve ne yapmış diye. Hakan Fidan'a ciddi bir şekilde inceleme gereği hissettim açık kaynaklardan. Ve bir de hayatımda ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ki anlattım sana şeyine girdim, sitesine girdim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sitesinde şöyle yazıyordu. Bir ülkenin kaderi şansa bırakılamaz. Demek ki o gece müdahale edilemez. Öncesinde yapılır. Yani bir, kimin kazanmasını istiyorsunuz? Ferit'in. Ferit kimin karşısında kazanabilir? Ali'nin. O zaman Ali Ferit'in karşısına aday yapılmalı. İki, bunun yanında nasıl organizasyonlar yapılmalı? Ola ki kimler ne kadar oy alıyor, bu o yapılmasına rağmen ne kadar oy alabilir ve bu seçimin kazanılabilmesi için ne kadar oya ihtiyaç var. Tak tak tak. Bunun için nasıl? İçişleri Bakanlığı elinizde, Nüfus Müdürlüğü. Bunu seçim gecesi yapmazsın. Bunu önceden yaparsın. Ve bu organizasyonun tamamı önceden yapılmıştır. Yani şeyi anlatanlar, seçim akşamı bu hikayeyi anlatanların, komple teorisi anlatanlar sadece heyecan katıyorlar bu işe. Ve bu heyecanı katınca da başarısızlığın, eksikliğin, yanlış politikanın hiç önemi olmuyor. Yani yanlış taktiğin, yanlış ittifakın, tamam mı? Herkesin CHP listesinden girmesinin, ittifak için ittifak yapılmamalarının, ilk turda çok adaylı çıkmaya engel olunmasının, tamam mı? Bunların hepsinin yanlışlığı. Yine 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasındaki politikaları 180 derece tersini söylemelerin, bunları kimse konuşmuyor, dikkat et. Ama tam hikaye şurada. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmedi. O gece biri geldi devletin içinden, tehdit etti. Bunlar da geri çekildi. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Ben tam onun şeyine bakarım. Önceden düzenleme, yoksa o gece gelip kim tehdit edebilecek her şeyi? Ya Ali abi, bu arada onu niye o zaman Kemal Bey söylemedi? Ben yani, olsam şeye söylerdim. Gazeteci niye sormadı sizi tehdit yani, ettiler diye. Evet yani hayır, bunu Can abi biliyor da diğerleri biliyor da Kemal Bey bilmiyor mu? O zaman niye söylemiyor Kemal Bey Can? Hayır canım, olur mu öyle bir şey? Can abi söylüyor bunu. Ben Can Ataklı'nın yani nereden duyduğunu bilmem. O da, ama o Can abinin söylediği 14 Mayıs öncesinde de söyleniyordu. Aha. Sadece olayım şurada. İşte Vidin de devletin kaynaklarına çok yakın bir gazeteci arkadaşımız. O da devlet Erdoğan'ı göndermek istiyor. Ve o gece seçim sonuçları 54'te Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak diye kapak yaptı attı yani. Ne diyeyim yani şimdi? Bu arada Ali abi, bazen siyasetçiler konuları abartabilir. Seçimi niye kaybettiğine dair böyle bir tehdit ya da hani böyle bir uyarı almamış olsa bile öyle bir cümle kurar ki bir siyasetçi, akıllı bir siyasetçi, bir anda olayları kendi lehine çevirebilir. Ama Kemal Bey tehdit edilmekle ilgili bir cümle kurmadı. Niye kaybettiğine dair soru sorulduğunda dedi kaybetmedim ki, dedi. Bir önce kaybetmedim dedi. Sonra da dedi ki kırsalda yaşayanlara 500 TL 250 TL 250 TL aynı zamanda yayının sonunda 250'ye indirdi. Çok dedi. 250'ye indirdi. 250 TL kırsaldaki vatandaşa veriyorlar dedi. Kırsaldaki adam ne yapsın dedi. Parayı harcayacak zaten yer yok ki. O da ekonomik sorunu yaşayamıyor dedi. O yayında zaten vücut dili, uslubu, tarzı da çok gergindi. Bildiğimiz Kemal Bey değildi. Aslında o da farkındaydı. Yani sorunların olduğunun. Hatta İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ın karşısına niye çıkmış tam olarak dersinde çalışmadan onu da anlayamadım. Çünkü açıkçası danışıklı bir dövüş beklerken hakikaten İsmail ile Uğur abi çok iyi sorular sordular. Sert sorular sordular. Köşeye sıkıştı. Bu arada Can Ataklı, sen dediğin diye söylüyorum. Sözcü TV ya da işte muhalif medyayı Ekrem İmamoğlu esir aldı. Artık yeter Kemal Bey'e gömmeyin, iktidara gömün şeklinde bir yorum da yapmış. İmamoğlu'nun medyayı, yani muhalif medyayı aldığı ya da esir aldığı şeklinde yorumlar da var. Mesela Can abi bunu söylemiş. O da ilginç yani. Ya Ferit,
14 Mayıs akşamı ve 28 Mayıs akşamı CHP'nin genel merkezinde, CHP'nin genel merkezinde ve bizzat seçimin olduğu yerde arkadaşlarım var. Bak, bizzat seçimin olduğu yerde. Bu hani kavgalar çıktı, bilmem ne oldu. Arayıp konuştum hepsiyle. Hem 14 Mayıs akşamı hem 28 Mayıs akşamıyla ilgili. Ferit kaybedildiğini, ellerindeki verilerle kaybedildiğini net bir şekilde o gece görüyorlar. Öyle tehdit geldi, cart geldi, curt geldi hikaye. Bazen gerçekten boşa mı acaba konuşuyoruz diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Ya 20 yıldır da aynı senaryoyu görülmüyor abi bir insan ya. 20 yıldır. Şimdi bak, biz araştırmacı insanlarız. Gazeteciliği hakkıyla yapmamız gerekir. Yani burada yorum yaparken de korkmadan yapmamız gerekir. 20 yıldır, 25 yıldır aynı senaryo olur mu ve her seferinde de aynı isimler koltuğunda oturur mu arkadaş ya? Ya bunu sorgula, artık bunu sorgulamamızın zamanı geldi bence. Sorun var burada ya. Bu seçim sonuçları koordine edilmiş seçim sonuçlarıdır. Yani mülteciler üzerinden, konut satışları üzerinden, bak konut satışları üzerinden ve seçiş sistemi üzerinden. Kardeşim, bunu organize edecek olan, bunu çözecek olan muhalefetin kendisiydi. Ben iddialı söylüyorum, tekrar söylüyorum. Erdoğan %46'yı bu ülkenin topraklarında geçemez kardeşim. Kim ne anlatırsa anlatsın bana. Ama bu seçim gecesi olan bir şey değil. Bu seçimden önce organize edilmiş bir şey. Müdahale, muhalefet seyretmiş beyler. Bir yıl önce yaptığımız bir programda demiştim ki muhalefetin sandıklarla ilgili çalışması var mı? O gün o yaptığım programda bana bir yön, ondan sonra da yaptık. Bak ondan sonra da CHP'lilerden küfür, hakaret, bir bin para geldi. Sandıkların hepsinde eğitimimizi tamamladık. Türkiye'nin tüm sandıklarından eğitimi geçirdik. Tüm sandıklarda görevlimiz var denildiğinde bağırdık, yırtındık. Yoktur, bak geçmişten ders çıkarın diyor. Ya 3 tane seçim sonucu anlatıyoruz. İnsanlar niye anlamıyorlar Ferit ya? 2017 referandumu 1.380.000 oyla geçmiş beyler. 2,5 milyon mühürsüz oyu kabul eden kim biliyor musunuz? Bülent Tezcan. Bülent Tezcan o dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Sosyal İşler ve Hukuk İşlerinden sorumlu. O gün Bülent Tezcan bir genelge yazıyor parti örgütlerine referandum akşamı 18 Nisan akşamı. 17 Nisan mıydı o gün? 17 Nisan mı referandumuydu? Diyor ki parti örgütlerine hiç kimse bu seçim sonuçlarına itiraz etmesin diye 2,5 milyon mühürsüz oyla ilgili olarak. Ya bana ne anlatıyorlar? Ne söylüyorsunuz kardeşim? 2018 seçimlerindeki oy farkı 2.591.000 tüm muhalefetin aldığı oy. Bu seçimlerde de fark 2.330.000. Ne anlatıyorsunuz? Ben mi sorumluyum şimdi? Ben mi istifa edeyim ya? Gazeteciliği mi bırakalım yani? Kapatalım ekranı gidelim mi? Benim suçum mu şimdi bu? Ben mi cumhurbaşkanı olacaktım? Ben mi cumhurbaşkan yardımcısı olacaktım? Ya iletişim daire başkanı, aman iletişim başkanı olacak adam şu anda MYK üyesi ya. İşte sorduğum soru da şuydu abi. Bütün bunlar abi tesadüf olabilir. Yani tesadüf değil mi kardeşim, acaba? 14 Mayıs'tan sonra yani 20 yıldır. Evet. Görüştüğüm gazeteciler var muhalif olan. Anketçiler var. 14 Mayıs sonrası söyledikleri burada duruyor kardeşim. Buramda duruyor. Tamam, burada. 28 Mayıs sonrası söyledikleri de burada duruyor. Şimdi ne yazıyorlar biliyor musun? Ne konuşuyorlar biliyor musun? Kılıçdaroğlu başarılıdır diye yazmaya başladılar ve konuşmaya başladılar. Ben konuştum, ben. Kulaklarımla duydum. Ne anlattıklarını biliyorum bir gün. Bir gün yani terbiyesizlik olmasın ya da edepsizlik olmasın diye anlatmıyorum. Çünkü özel konuştuğumuz için. Ya anlatıyorum, Eren Erdem'le MYK üyesi olmadan evvel saat 11-10 civarında yaklaşık bir saat konuştum. Ben konuştum. Eleştirilerini söyledi. Söz veriyorum Ali abi, ilk senin kanalına çıkacağım ve bu süreçle ilgili tüm olumsuzlukları anlatacağım dedi. O günden beri telefonuma çıkmıyor. Çünkü MYK üyesi oldu, artık genel başkan yardımcısı.